Merhaba değerli dostum, Meskemi Kimya kanalına hoş geldin. TYT 11. gün kampımızın soru çözümüyle karşındayım. Metalik bağ ve zayıf etkileşimlerle ilgili sorular çözeceğiz. Sorulara geçmeden önce kitabımla ilgili kısa bir bilgi vermek istiyorum. Şimdi Trendyol'dan satın alabiliyorsunuz. Evet, bir de BKM kitapta, eğer BKM kitaptan satın alırsanız %10 indirim kodu tanındı. Ayrıca diğer hocalarımın kitaplarını alırken de bu kodları kullanabiliyorsun dostum. Ben konu anlatımı kısmının PDF'lerini paylaşıyorum. Soruların olduğu kısmın PDF'ini paylaşıyorum. Yaşamıyorum dostum. Sonuçta böyle bir karar aldım. Sen konu anlatımı çalışmak istersen ben sana veriyorum. Ama kitabımı alırsan tabii ki hepsi derli toplu. Soru çözümü, konu anlatımı hepsi burada, altını çizerek rahat rahat yapabilirsin. Koparıp yanında taşırsın falan. Bayağı güzel. Tavsiye ederim açıkçası. Ama dediğim gibi ben konu anlatımını dinleyip benim için yeterli, soruları da buradan bakıyorum dersen de bir şey diyemem. Canın sağ olsun tabii ki. Ama hani böyle bir durum var. Bunun da bilgisini vermek istedim dostum. O zaman vakit kaybetmiyoruz. Hazırsan başlayalım. Testimizin ilk sorusu diyor ki aşağıdakilerden hangisi tanecikler arasında meydana gelen zayıf etkileşim türlerinden değildir? Zayıf etkileşim türleri. Neydi zayıf etkileşimler? Van der Waals etkileşimleri ve hidrojen bağları vardı. Van der Waals etkileşimleri de kendi içerisinde dipol-dipol, iyon-dipol ve London kuvvetleri olarak ayrılıyordu. Bakalım Van der Waals zayıf etkileşim, dipol-dipol zayıf etkileşim, metalik bağ güçlü etkileşim, London kuvvetleri zayıf etkileşim, iyon-dipol zayıf etkileşim. O zaman cevabımız ne oldu? C seçeneği oldu dostum. İkinci sorumuza bakalım. Diyor ki sadece katı haldeki metal atomlar arasında mıdır? Ne bu? Önce bir aşağıya okuyalım. Diyor ki metalik bağ ile ilgili yukarıdaki ifadelerden hangilerinin doğru, hangilerinin yanlış şekildeki işaretlemelerinde hata yapılmıştır? Dikkatli ol bak. Sadece katı haldeki metal atomlar arasında bulunur. Bir dakika. Sıvı halde civa var. Civa atomları arasında yok mu metalik bağ? Var. O yüzden yanlış. Sadece katı değil, sıvı halde de bulunmaktadır. O yüzden bunun burada olması gerekiyordu. Bu yanlış yere kodlanmış. Hop işaretledik. Metallerin boş değerlik orbitallerinin varlığından kaynaklanır. Evet, metalik bağ boş değerlik orbitallerinden kaynaklanan bir durumdu. Yani bunu doğru işaretlemiş. Diyor ki metallerin elektriği iletmesine ve parlak görünmesine neden olur. Evet, metalik bağ bu durumlara sebep oluyordu. Doğru işaretlenmiş. Bana hata yapılmış olanları soruyor. Yalnız bir cevabımız ne oldu? A seçeneği oldu dostum. Üçüncü sorumuza bakalım. Diyor ki CH4 ve O2 molekülleri ile ilgili olarak hangileri her iki molekül için de doğrudur? CH4 neydi? Apolar bir moleküldü. Oksijen neydi? Bu da apolar bir moleküldü. Aynı atomlardan oluşuyor. CH4 de tüm bağlarını tamamladığı için de. CH4'ü şöyle çizelim. CH4 şu şekilde şuraya çizmiş olayım. Oksijeni de şöyle çizmiş olayım. Bunlar kalsın. Geçici dipole sahiptiler. Evet, apolar moleküller neydi? Geçici dipole sahipti. Birincisi doğru. Atomları arasında apolar kovalent bağ vardır. Evet, bunun için doğru. Aynı ametal atomlar arasında apolar kovalent bağ vardı. Ama burada C ile H farklı ametal atomlar arasında polar kovalent bağ vardı. Bu iki ikisi için de doğru değilmiş. Gitti. Yoğun fazında. Yoğun faz dediği katı ve sıvı fazlardan bahsediyor ki zayıf etkileşimler yoğun fazlarda görülür. Moleküller arasında sadece London etkileşimleri bulunur. Evet, doğru bir ifadedir. Cevabımız ne oldu? 1 ve 3 oldu. Burada çok önemli bir şeyden bahsedeceğim sana dostum. Unutmaman gereken bir şey var. Apolar moleküller arasında sadece London etkileşimi görülür. Ama polar moleküllerin, şunların, bunların, diğer tüm moleküllerin arasında London kuvveti vardır. Mesela diyelim iki polar molekül arasında dipol dipol var. Evet, ama London kuvveti de vardır. Ama apolar moleküllerin arasında sadece London kuvveti vardır. Mesela şöyle bir soru geldi. HCl ile HCl arasında aşağıdaki zayıf etkileşimlerden hangileri bulunur dedi. 3 tane öncül verdi mesela. Dedi ki dipol dipol, London kuvveti, kovalent bağ. Bak, moleküller arasında diyorsa kovalent bağ yok. Moleküller arasında değil o. Dipol dipol var mı? Evet, polar olduğu için doğru. London da var. London hep var. Tamam mı dostum? Apolarlar arasında sadece London. Diğer moleküllerin arasında London artı diğeri, neyse artık. Tamam mı dostum? Dördüncü sorumuza bakalım. Diyor ki 25 santigrat derecede aşağıdaki maddelerden hangisinin suda çözünmesi sonucunda iyon dipol etkileşimi meydana gelmez? Bak, iyon dipol etkileşimi suda çözülüyorsa su polar. Şimdi polar bir maddenin içerisinde iyonlaşan bir şey çözünürse iyon dipol olacak. Life iyonik bileşik suda çözünür ve iyonlar oluşur. Burada iyon dipol oluşur. Potasyum nitrat iyonik bileşik suda çözündüğünde iyonlar meydana geldiği için de iyon dipol etkileşimi
bileşimi vardır. MgCl bu da nedir? İyonik bağlıdır. İyonik bağlı bileşik. Suda çözündü. İyonlar var. İyon dipol oluşur. Potasyum bromür. İyonik bileşik. Çözündü. İyonlar var. İyon dipol var. OF2. Bu nedir? Polar bir moleküldür. Suda çözünürse dipol dipol etkileşimi olur. İyon dipol değil. Cevabımız ne oldu? E seçeneği oldu dostum. 5. sorumuza bakalım. Yukarıdaki maddelerden hangileri arasında dipol dipol etkileşimi olur? Dipol dipol. Dipol neydi? Polar moleküller arasında oluyordu. Ha, polar polar arasındaki etkileşimden bahsediyor. Şimdi magnezyum artı 2 kloreksi bilir. Bu iyon iyon. Ya bu iyonik olmaz. Polar molekül. Bu da polar molekül. İki polar molekül arasında ne olacaktır? Dipol dipol olacaktır. İki var. Buna bakalım. CH3OH polar. HCl polar. Dipol dipol var mı? Evet var. Cevap 2 ve 3. D seçeneği olacak dostum. Bakalım 6. sorumuzda ne diyor? İfadelerinden hangileri doğrudur zayıf etkileşimlerle ilgili? Bakalım. Maddenin ayırt edici özelliklerinde değişikliklere neden olurlar? Evet. Çünkü zayıf etkileşimler fiziksel özellikleri etkiliyordu. Doğru işaretliyoruz bunu. Oluşmaları ve kopmaları sırasında enerji değişimi meydana gelir. Tüm bağlarda zaten bu geçerlidir. Doğru. Burada düşüktü. Güçlü etkileşimlerde ise büyüktü. Değil mi bu değer? Sadece polar moleküller arasında görülür. Zayıf etkileşim apolar apolar arasında görülmüyor mu? Görülüyor. İyonla polar arasında görülmüyor mu? Görülüyor. Yani bu ifade neymiş? Yanlışmış. Bana doğruları soruyor. 1 ve 2 cevap. B seçeneği olacaktır. 7. sorumuzda diyor ki zayıf etkileşimlerin gücü kimyasal türlerin yukarıdaki niceliklerinden hangilerine bağlı olarak değişir? Molekül ağırlığı. Molekül ağırlığı arttıkça ne oluyordu? Tanecikler arası etkileşim değişiyordu. Evet bu var. Elektronegatiflik değiştikçe ne olacaktır? Bunları birbirine tutma gücü, kutuplaşma gücü, şu bu bunlar değişecek. Yani zayıf etkileşim bundan etkilenebilir mi? Evet etkilenebilir, bu da var. Atom çapı değişince mesela örnek vereyim, soy gaz atomunun çapı arttıkça ne olacaktır? London kuvveti ona göre değişecek. Yani yine etkiler mi? Evet etkiler. Cevap ne olacaktır? 1, 2, 3, E seçeneği olacaktır dostum. 8'de bakalım ne diyor? Aşağıdaki maddelerden hangisinin yoğun fazlarındaki baskın, önemli bir şey bu, etkileşim gücü diğerlerinden daha büyüktür. Baskın etkileşim gücü en güçlü olan etkileşim gücü o zayıf etkileşimler içerisinde. Şimdi bakıyoruz, hepsi C ve H'tan oluşuyor. C ve H'tan oluşuyorsa hepsi apolardır. Apolar moleküller arasında sadece ne vardı? London etkileşimi vardı. London kuvvetini belirleyen iki durum vardır. Birisi elektron sayısıdır. Diğeri de molekülün büyüklüğüdür. Şimdi baktığımızda elektron sayısı en fazla hangisindedir? Bakalım. C8, H18, C6, H12, CH4, C3, H8, C2, H4. Gördüğün gibi C ve H sayısı en fazla A seçeneğinde var. Yani buradaki elektron sayısı en fazla olduğu için London kuvveti en büyük olan kim olacaktır? A seçeneğindeki C8, H18 olacaktır. Tamam mı dostum? 9. sorumuza bakalım. Diyor ki karbon tetraklorür ve H2O moleküllerinin Lewis yapısı verilmiş. Buna göre yargılarından hangileri doğrudur diye soruyor. Karbon tetraklorür ve su molekülleri arasında dipol dipol etkileşimi görülür diyor. Karbon tetraklorür bakarsak apolar, çünkü merkez atom grup numarası kadar bağ yapmış. Su molekülleri supolar. E polarla apolar arasında ne oluyordu? Dipol indüklenmiş dipol oluyordu. Dipol dipol olur mu? Olmaz. Birincisi gitti. CCl4 apolarken H2O polardır. Evet doğru bir ifade, bunu söyledim şimdi. Her ikisi de atomlar arasında sadece polar kovalent bağ içerir. Farklı ametal atomlar arasında ne oluyordu? Polar kovalent bağ oluşuyordu. Yani bu ifade doğrudur. Cevap 2 ve 3. D seçeneği olacaktır dostum. Geldik 10. sorumuza. Diyor ki aşağıdaki molekül çiftleri arasındaki bağlardan hangisinin en kuvvetli olması beklenir? Şimdi bunların hepsi apolar molekül. Apolar molekül olduğu için elektron sayısı büyük olanın London kuvveti büyüktür demiştik. Çünkü bunların aslında sadece London etkileşimi var. Burada neyi vermiş? Atom numaralarını vermiş. Yani elektron sayısı, nötraldeki elektron sayısı olarak düşünebiliriz. Bu 54 değil de 53 olacak. Şuraya da 53 olarak yazalım. Baktığımızda haliyle en fazla olan o. Elektron sayısı en fazla olanın ne olacaktır? London etkileşimi en fazla olacaktır. O zaman iyotla iyot arasındaki etkileşim en büyük olacaktır. Bana da bunu soruyor. Cevap ne oldu? E seçeneği oldu dostum. 11. soruya bakalım. Yukarıdaki moleküllerden hangileri kalıcı dipole sahiptir? Yani polardır demek istiyor. 3 farklı cins atom var bak. CH, CL. O zaman bu polar bir moleküldür değil mi? H2O. Zaten merkez atom grup numarasından daha az bağ yaptığı için ne olacaktır? Polar molekül. Su zaten H2O evrensel polardır. Yapıştır kafana bunu. NF3. Azot 5 bağ yapması gerekiyor ki apolar olsun. Burada 3 bağ yapmış. O zaman bu molekül nedir? Polardır. 3 molekül de polar. O zaman kalıcı dipole sahiptir. 3'ü de cevabımız ne oldu? E seçeneği oldu dostum. Geldik 12. sorumuza ve son sorumuza. Yukarıdaki etkileşimler ile ilgili. Bakalım. Buradaki atomlar arası etkileşim, yani güçlü etkileşim olması lazım. Kimya
kimyasal bağdır, doğru. 2. Dipol indüklenmiş dipoldür diyor. Şimdi HBr polar, CH4 apolar, o zaman dipol indüklenmiş dipol etkileşimidir. Doğru bir ifade. İkinci etkileşim atomlar arasında oluşan güçlü etkileşimdir diyor. Hayır, moleküller arasında etkileşimdir, yani zayıf etkileşimdir, gitti. Burada birinciyle ilgili önemli bir şeyden bahsetmek istiyorum. Bu arada cevabımız B seçeneği. Şöyle söyleyeyim, güçlü etkileşimlere genel olarak kimyasal bağ deriz. Zayıf etkileşimler fiziksel bağdır. Peki niye genel olarak ifadesini kullandım? Mesela metalik bağ güçlü etkileşimdir. Ama metalik bağı kırdığımızda, diyelim bir metali kırdık, ikiye böldük. Orada metalik bağlar kopuyor. Güçlü etkileşimler koptuğunda kimyasal olay gerçekleşiyor. Bir tek metalik bağda bu durum geçerli değildir. Ama mesela iyonik bir bileşik atomlarına ayrıştığında kimyasal olaydır. Veya kovalent bir bileşik atomlarına ayrıştığında kimyasal olaydır. Sadece metalik bağda metal atomlarını birbirinden ayırdığımızda, yani metal eridiğinde şunda bunda, fiziksel olaydır. Bu da aklında bulunsun dostum. Böylelikle 11. gün kampımızın sorularını çözmüş olduk. Beni dinlediğin için teşekkür ediyorum. Bu videoların devamının gelmesi için kanalıma abone olmayı, arkadaşlarına tavsiye etmeyi ve beğenmeyi unutmazsan çok sevinirim. 2 fosfor bir asit, kimya bu kadar basit. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Hoşça kal.